Bununla ilgili tabii ki Nuhoğlu İnşaat olarak bizi oldukça etkiledi. Bunun iki ayağı var. Birincisi hani işi bitirebilme anlamında etkileme, işin süresi olarak etkileme. İkincisi de işin maddi boyutu. İşte işin ilk başladığı dönemlerde güvenlikle ilgili bir takım sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Bütün projeler durdu. Bize özel bir durma zaten olmadı. O dönemde bile işi en son durduran firma biz olduk projeyi. Son çare olduğu zaman durdurduk. Daha sonra işte pandemi döneminde bahsettiği gibi aynı şekilde iş durdurma oldu. Bunun o dönemde tabii zaman zaman finansal konularla ilgili sıkıntı yaşadık. İşte almamız gereken hak edişleri geç aldık. Bayağı geç aldığımız hak edişler oldu. Bu işin finansal kısmı, işin bitirilmesine yönelik olan kısmında ise şimdi biz işte işi belli bir tarihte bitirmek üzerine bir program yapıyoruz. İşte araya mesela pandemi girdi, bütün program alt üst oldu. Projenin en başından beri Nuhoğlu İnşaat olarak sözleşme yapıldı. İhaleye biz en başında Nuhoğlu İnşaat olarak katıldık ve Nuhoğlu İnşaat olarak ihale işe alıp sözleşmeyi de Nuhoğlu İnşaat olarak yaptık. 2012'nin 11. ayında sözleşme yapıldı. Hastane süresi de 2013'ün 5. ayında başladı. İşin süresi. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Ben yaklaşık 10 senedir bu ülkedeyim. Gerek işle ilgili, gerekse günlük hayattaki diyaloglarla ilgili, Irak halkı ile ilgili hatırladığım en ufak bir olumsuz olay yok. Ben Irak'ı ve Irak halkını çok seviyorum. Çalışma şartları olarak baktığınız zaman, şimdi Irak'ta şartlar biraz daha zor. Yani en azından Türkiye ile kıyasladığınızda biraz daha zor. İşte bu işe başladığımız süreçte bölgedeki yaşanan malum sıkıntıları zaten hepimiz biliyoruz. Onları burada tek tek saymak da gerekmez. Proje Sağlık Bakanlığı Rusafa Dairesi ile sözleşme imzalandı. Projenin toplam bedeli tıbbi cihazlar dahil olmak üzere, medikal dahil olmak üzere 37 milyon 900 bin Amerikan doları. Şimdi bizim planlarımıza göre medikal cihazlar hariç olmak üzere medikal cihaz dışındaki işleri bu sene sonuna kadar bitirmek üzerine planlamamızı yaptık. Medikal cihazlarla ilgili de süreç şu anda onay aşamasında. Yani LC işlemleri Maliye devam Bakanlığı. ediyor. Maliye Bakanlığı ne zaman sonuçlandırırsa LC'yi.